Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Apple'ın 250 liraya sattığı Thunderbolt 3 Pro Cable isimli kabloya yakından bakıyoruz. 1239 doğru fiyat arkadaşlar. Bak, o fiyatı verince bir açılmak istemiyorum. Sen... Tamam 1300 lira da böyle de bantlamayın bunu ya. Yok. 1300 liranın bandı sağlam olur. Vallahi 50 liralık kabloyu alın bak bant bile koymuyorlar. Oo, kutuya ben şu an kutuya 300 lira verdim. Şöyle. Oo. Hani sticker'lar nerede? Yok. Aa. Hocam. Bir sticker bekliyorduk be Apple'cım ya. Tamam atıyorum bunu. Allah Allah. Atma oğlum. Niye blok koydun oğlum? Dursun. Biraz güzel sarmışlar. Çok hocam. Güzel sarılmış. Burada en az 1000 liralık emek var. Kablo da 5 lira desem. Oo hocam bir dokun. Ağır lan baya. Maşallah. Şöyle. Evet kutu açılışımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şu gördüğünüz kablo 1300 TL. Şimdi bir dakika abi. 1300 TL 1300 TL deyip deyip durduk da neden 1300 TL? Bunun bir mantıklı açıklaması yok. Var tabii ki de çünkü Apple. Oldum mantıklı. Normalde arkadaşlar bu kablo yanlış hatırlamıyorsam 300 lira civarına da aynı işlevi gören Apple'da satılan Apple model var. Ya yaklaşık 300 liraya var. Tek farkı bu 2 metre. O 0.8 80 santimetre. Evet. Bir de arkadaşlar o düz bildiğiniz kablo hani kopmaya vesaire çok dayanıklı değil. Bu düz bildiğiniz kablo değil. Hayır bu birazcık örgü var bak üzerinde görüyor musun? Daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Zaten birazdan testini de yapacağız arkadaşlar. Bunun şöyle bir farkı var. Bu dolanmadan sarılabiliyor abi. Yani şöyle kablo karmaşası olmuyor böyle. Yanında rahat rahat taşıyabiliyorsun. Bak şöyle istediğin kadar yap. Ha ben de sabahtan beri onu düşünüyorum. Dolanmadan bak, sarılmak böyle demek. Attım çantayı. Mesela hop gördün mü? Çok rahat geriye açılıyor. Hani mesela kulaklığı cebine atarsın, o çıkartınca 4 saat uğraşırsın. O sırada otobüs gelir gider falan filan. Öyle dolandırırsın tabii ki de. Onu bile yapamadım bak. Evet onu gördüm. Harbiden o iddiasını karşılıyor. O konuda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında 1300 liralık o 300 liralık kabloyla arasında herhangi bir fark yok. Şimdi kablonun 3 önemli yani 3 ana aslında kullanım alanı var. Bir yandan da çekelim. Bir tanesi tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere görüntü aktarımı arkadaşlar. Allah! Böyle bir anlatmayı ilk defa yapıyorum. Bir diğeri hızlı şarj 100 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Eğer cihazınız destekliyorsa cart diye şarj oluyor. Bir de tabii ki de veri aktarım meselesi var arkadaşlar. Görüntü ve şarj dışında saniyede 40 GB'a kadar veri aktarabiliyor. Ama tabii ki de cihazını desteklemesi lazım. Bunu bu nerede işine yarar? Video prodüksiyon işinde uğraşıyorsundur. 8K bir sürü görüntün vardır. Onları sette bir yere aktaracak olursun. Orada çok işine yarar. Ya da böyle devasa bir monitöre görüntü vermen gerekir. Aynen. 5K 60 Hz görüntü verebiliyor vesaire vesaire. Yani biraz Apple ekosistemine de aslında hakim olman lazım. Bunu bir çekiştirelim. Bir de ben hani bir araba iddiasının olabileceğini düşünüyorum. Deneyelim. Ben çekeceğini düşünüyorum. Deneyelim. Okey. O zaman dışarı çıkıyoruz. Aşağıda çıkıyoruz. Şimdi ofisin dışına geldik arkadaşlar kabloyla birlikte. Önce çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu bir göstereyim sizlere. Şöyle kendi telefonuma taktım. Başka bir telefona takıyorum. Çalışmıyor. Dıdın. Ha çalışıyor. Oluyor. Şimdi her zaman olduğu gibi kabloyla ne yapmayı çok severim? Asılmayı. Ağaca asılmayı. Hocam tarzan mı? Lan tırman bir şey olmaz. Lan. Allah. Tamam ya bir şey yok bayağı asılıyor. Ben asılıyormuşum ağacın kökü gibi. Yeryüzü yere giriyor. Bir anlamak mı? Takıyorum. Tamam. Yok çalışıyor. Çalışıyor. Hocam başka ne yapalım? Kesin taş. Taş buldum. İki ipim. Hocam bir dakika. Varsa balta yapabilirim. Şarj olurken deneyelim. Vuruyorum o zaman. Bakalım şarj kesilecek mi? Ana. 1300 TL'nin 1000 lirasını bıraktık şu an. Bayağı görüyor. Şarj devam. Oğlum kablo delik deşik oldu. 50 liralık kablolarda böyle olmuyor. Devam. Daha taşı kırdı kablo. Helal. Taşı kıran kablo. Şarj oluyor. Sıkıntı yok. Bağlayalım mı? Bağlayalım. Bence finalde arabayı çekebilirse okey. Tamam. Bence arabayı boşa alalım. Biz çekmeye çalışalım. Şimdi öncelikle Şahin'imiz hazır. Hocam ver onu ben bir gemici düğümü atayım. Tamam hocam arabayı bir boşa alalım. At boşa. Vitesi boşa al, korkma. Emniyet kemerini tak, bütçenin gücü belli olmaz. Vallahi yapıştırırım geri ya. Çekiyorum. Hadi kırbaççıyım ben de. Ha. Çek. Yine kablo sekmesin. O ne oğlum köpek gezdirir gibi. Gel. Şahin, Şahin gel oğlum. Şahin. Kıs kıs kıs. Böyle çek, dayı doğru söylüyor. Ben onu dur, çekemem. Dur. Hop. Ben böyle durur mu lan araba? Az öne al bakayım, Şahin kıçını şuraya ver. Düz yolda çocuk da çeker. Al çek. Ben çocuk muyum oğlum? Ben sen düz yolda çekebiliyorum. Allah Allah Allah, lan dur. Al öne al. Al sana 1300 lira. Ben hadi bakalım. Arkadaşlar ufak bir çekim arızası oldu ama bu kablonun yedeği yok şu an. Alamadık. Para bitti. Kirayı da ödeyemedik. Şimdi şöyle araba geri gelirken kablo altında kaldı. Siz o sahneyi göremediniz. An be an kurban kesildi gibi şahit oldum o sahneye. Neyse dur ya. Arabanın altında kaldı. 650 lirası burada.
Aynen. Diğer kalanı da burada hesaplayamadım. Siz bak bakayım çalışıyor mu? Gel. Bak yeşili yeşile. Şimdi planımız şöyleydi arkadaşlar. Çekme işlemini yaptık, bir sıkıntı yok. Araba kendi kendini çekemedi yok. İki arabayı birbirine bağlayacak bu kabloyla. Tabii ki de orada da muhtemelen kopacaktı. Şurada dayanamayan kablo. Ama ufak bir çekim hatası. Çekim hatası değil aslında ya. Çekim hatası değil ya. Şoför acemi biraz. Sen bunları evde bağla Çağdaş. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte işin açıkçası sadece Apple olduğu için bana soracak olursan. 1300 TL'ye satılan bu. Aynısının 0.8'i 300 TL bu arada. 300 TL de çok. Hani bence çok gerek yok ama profesyonelsinizdir. Hani bu kabloya verdiğiniz paranın daha fazlasını yapabiliyorsunuzdur. O zaman almaya değer. Ev kullanıcısına ben öyle hızlı şarj edeyim vesaire için çok hitap eden bir kablo değil arkadaşlar. Bir de esas mesele şu. Şimdi bunun desteklediği teknolojiyi destekleyecek cihazlara da sahip olmanız gerekiyor ki bu verimi alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Doğan'ın da altında kaldı yani. Doğan'ın altında kalan bir kablo bence. Çeker hocam. Kişi çeker. Videomuz bitti. O zaman arkadaşlar kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilir. Ayrıca şurada bulunan beğen butonuna basarak da videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Böyle enteresan ürünler görürseniz de bize mutlaka yazın ki bunu da sizin tavsiyelerinizle aldık ve denedik arkadaşlar. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.